Sayın izleyiciler, hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün ne içerik çekeceğiz? Knight Online'a ya da Knight Online'a ne derseniz. Güncelleme geldi. Bu güncellemeyi size açıklayacağım. Ama güncellemeye geçmeden önce bir arkadaşımız çok 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 istedi. Kendisi ben de kırmak istemiyorum. Raşit Pehlivan ve Bekir Altunova'ya buradan selam söylüyorum. Eğer bir nebze onları mutlu ettiysem ne mutlu bana. Şimdi açalım abi güncelleme sayfasını. Evet, yapılan değişikliklerde, güncellemede VIP Key ve Makro Magic Anvil arayüzleri güncellendi. Bunları tek tek göstereceğim. Önce VIP Key'den başlayalım. Şöyle VIP Key'i açtığınız zaman arayüzü gördüğünüz gibi güncellendi. Daha şık yapmaya çalışmışlar. Yani güncelleme yapmak için yapmışlar bunu. Bunun için söylüyorum. Sonra ne demişler? Makro, bu makro kullandığınız makro değil tabi. Bu flüt yapmaya yarayan makro. Buradaki arayüzü yenilemişler. Ve ne demişler? Anvil'deki grafiği değiştirdik, güncellik demişler. Hemen onu da göstereyim sizlere. Bakın, Anvil'i açtığınız zaman arayüzü bu şekilde olmuş. Seçenekler bir tık daha, yani güzel olmuş, fena değil. Sizlerin yorumunuzu bilemeyeceğim. Devam edelim. Harita değişikliği yapıldığında yaşanan yetenek kullanma problemi giderildi. Şöyle açıklayayım bunu da. Hani Rogio'lar için önemli olan şey bu. Atıyorum bir harita ışınlandı. CZ'den Luferson'a geçti veya tam tersi. Lightfit'i bastığı zaman ilk skill'i, ilk kullandığı skill bug'a giriyordu. Onu düzeltmişler veyahut da kritikal bug'a girmesi gibi. Bunu düzeltmişler. İnşallah düzelmiştir. Denemiyorum düzeldi mi diye. Güzel, çok işe yarayan bir şey olmuş kullanıcılar için. Craft elde edilerek elde edilen Azagaya eşyasında bulunan görsel hata giderildi. Bunun hakkında pek fikrim yok açıkçası ama bir görsel bug'u var anladığım kadarıyla, onu düzeltmişler. Evet, bizim de yakından yaptığımız, hatta uyguladığımız chat görevlerinde olan goblin görevi yaratık sayısı 100'dü biliyorsunuz. 4-5 tane goblin kesmemizi isteyen yaratık görev vardı. Yaklaşık 300-400 tane. 100'den 20'ye indirmişler. Çok 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 iyi olmuş. Yani bu görevi yapın arkadaşlar. Eğer chat görevini yapmadıysanız ve yardım istiyorsanız kanalımızda chat görev serisi mevcuttur. Lütfen girip inceleyerek yardım alarak yapabilirsiniz. Yine bir görev azaltma düzeltmesi. CZ'de Evil Wizard görevi sayısı 250 idi. 120'ye düşmüş. Müthiş bir rakama gelmiş. Güzel olmuş. Ve özel PM'ler artık daha kolay bloklanacak. Şöyle göstereyim size. Mesela biz en son PM atan bir kardeşimiz vardı. Hala açık penceresi. Mesela bu şekilde bloklayabiliyoruz. Daha kolay bir şekilde veyahut da açabiliyoruz. Bunu da uygulamada gösterdik. Ve en çok beğendiğim arkadaşlar, inanın çok 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 güzel olmuş. Kuruyan karakterler biliyorsunuz Marowind'da pazar kurduğu zaman her yeri kaplıyordu. Ayı gibi kaplıyordu diyebilirim sizlere. Ama şöyle göstereyim, bakın minnacık, böyle küçücük, böyle ton ton bir hal almış. Küçük hale gelmiş. Hem yer kaplamıyor hem de hoş gözüküyor diyebilirim. Küçültmüşler kuruyanları ama sadece pazar kurduklarında. Normalde yine pazar kurmadıklarında görüntüsü hala aynı. Onu da söyleyelim. Yeni gelen güncelleme ile oyunculara gönderdiğiniz parti istekleri kabul edilmediği takdirde 10 saniye içerisinde oyuncunun ekranından kaybolacak. Yani ben diyelim, aa, bu adama parti attım değil mi? Bak şu an parti isteği bekliyor. Bu adam bunu yanıtlamadı mı? Yanıtlamadığı zaman 10 saniye sonra bu parti isteği kayboluyor. Bakın kabul etti adam. Kabul etmeseydi yok olacaktı bu istek. Böyle bir güncelleme. Bu da yani iyi, fena değil diyebilirim. 21 Kasım 2019 tarihinde olan güncelleme bu şekilde arkadaşlar. Aralarında çok çok önemli olan güncellemeler de var. Gereksiz yapılmak olsun diye yapılan güncelleme de var. Umarım işinize yaramıştır. Lütfen bir like'ınızı istiyorum. Hala ve kanala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.